Merhabalar. Maalesef günün kara haberi bugün İzmir'den geldi. Türk polisinin 24 saat kapısından nöbet tuttuğu, gireni çıkanı sıkı bir şekilde kontrol ettiği HDP il binasına bir saldırgan elini kolunu sallayarak girdi, binayı ateşe verdi ve binada görevli HDP'li genç bir kadını da katletti. Bu cinayet AKP-MHP blokunun uzunca bir süredir HDP'ye karşı yürüttüğü psikolojik savaşın bir sonucudur. Asıl sorumlusu AKP-MHP hükümetidir. Türkiye bu cinayetle birlikte siyasi suikastlar anlamında yeni bir döneme girdi. Fakat bu cinayetin bundan öte anlamları da var. Öyle anlaşılıyor. Cinayet henüz yeni. Öldürülen genç kardeşimizin cenazesi henüz yerde. Ama Türkiye'nin gündemine bakarak bu cinayetin bugün neden işlendiğini de öngörebiliriz. Türkiye'nin yakın tarihinden de yola çıkarak bir takım değerlendirmelerde de bulunabiliriz. Türkiye 91-93 aralığındaki siyasi suikastler dönemine geri dönüyor. Bir dönem Türkiye'nin Kürt meselesinde farklı arayışları içinde olduğu, Özal'ın öncülük ettiği bir dönem çok kanlı bir biçimde bastırılmıştı ve bu Özal'ın bile hayatına mal olmuştu. Görüldüğü kadarıyla Türkiye devlet içindeki güç odakları Erdoğan-Biden görüşmesine yine Kürtler üzerinden, HDP üzerinden, yine Kürtlerin kanı üzerinden bir mesaj vermeye çalışıyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin, Avrupa Birliği ile Amerika ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinden rahatsız olan bir takım çevreler harekete geçmiş gibi görünüyor. Bu anlamda Türkiye çok tehlikeli, karanlık bir sürece sürükleniyor ve Kürtlerin hayatları üzerinden çok kirli, çok kanlı yeni bir oyun sahnelenmek isteniyor. Yeni bir dönem, üzücü bir dönem, bu anlamda herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönem. Buna ciddi ama çok ciddi hem içeride hem dışarıda tepki vermek lazım. Bu cinayetleri lanetlemek lazım, katillerin üzerine gitmek lazım. Tarihin tekrar etmesine izin vermemek lazım. Bu anlamda herkes sorumludur. Herkesin üzerine düşmeni yapması lazım. HDP'nin yanında olma günüdür. HDP ile dayanışma günüdür. Kürtlerin bir bütün olarak demokrasi dinamikleriyle birlikte bu kanlı tezgahları boşa çıkarması için mücadele etme günüdür. Bu mücadeleyi her yerde, her koşulda destekleme günüdür.